Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda yanımda çok özel bir araç var. Aston Martin'in mühendislik harikası Valhalla. Aston Martin Valhalla bir süper spor otomobil, zaten görünüşünden de anlamışsınızdır. Şu anda bu araçtan Türkiye'de bir tane bulunuyor ve daha seri üretime başlanmış değil ama özellikleri gerçekten inanılmaz. 1000 beygirin üzerinde bir güç sunabiliyor ve içerisinde 4 litrelik V8 motor yer alıyor. Ama bu aracı daha da ilginç kılan zaten gördüğünüz bu tasarımı ve sunduğu dinamikler. Aston Martin'in Formula 1 tarafındaki deneyimlerinin aslında biraz daha yol odaklı, biraz daha günlük kullanım odaklı bir araca dönüştürülmüş hali. Tabii ki bu aslında bir süper spor otomobil, yani çok günlük bir araç değil ama Aston Martin Valkyrie modeli çok daha F1 odaklı bir araçtı. Çok daha pist odaklı bir otomobildi. Valhalla ise onun biraz daha basitleştirilmiş hali diyebiliriz ama kesinlikle basit bir araç değil. Zaten harika dinamiklere sahip ve birazdan bütün tasarım detaylarını da sizlere göstermiş olacağım. Bu videoda aracın tasarımına ve özelliklerine yakından bakmış olacağız. Araçla alakalı en ilginç detaylardan bir tanesi her tarafında bulunan hava çıkışları. Aracın birçok bölgesindeki hava çıkışlarından aracın lastiklerini görebiliyoruz. Yani aslında bayağı alışılmışın dışında bir olay. Aktif hava çıkışları bulunuyor ve bu hava çıkışları arkaya kadar devam ediyor. Aston Martin Valhalla tamamen karbon fiber malzemeden üretilmiş bir otomobil ve bu sayede aslında çok hafif bir gövdesi var. Bu gördüğünüz kocaman araç toplamda 1500 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Yani 1,5 ton böyle bir araç için gerçekten çok iyi bir değer ve bunun da sebebi biraz önce söylediğim gibi aslında aracı oluşturan karbon fiber materyal. Yan tarafa geldiğimizde zaten burada kapıyı görüyorsunuz. Gerçekten kocaman bir kapısı var ve yukarı doğru açılıyor. Aracı çok daha havalı gösteren detaylardan bir tanesi. Bu kapı tarafında da çok güzel hava çıkışları var ve buradaki hava çıkışlarından aslında birçok farklı açıdan direkt lastiği görebiliyor ve dokunabiliyoruz. Bu aktif hava kanalları sayesinde 600 kilogramlık bir güçle yere basabiliyor. Ama tasarımı biraz daha ilginçleştiren detaylar arka tarafta. Şöyle arkaya geldiğimizde araç bambaşka bir hal alıyor bence ki ortasında bulunan yukarı doğru duran egzoz çıkışları, alt taraftaki şu kocaman hava kanalları ki burada gerçekten çok büyük bir alan var. Çıkıntılı şekilde yerleştirilmiş Aston Martin logosu. Şimdi biraz aracın içerisini göstermek istiyorum ki o tarafta gerçekten ilginç. En ilginç detaylardan bir tanesi oturma pozisyonu. Zaten şöyle içeriği gördüğünüzde yerle birleşik bir koltuk var. Yani burada ayaklarınız doğrudan karşıya bakıyor. Aynı bir yarış aracı da olduğu gibi. Ben bu araca oturmak istediğimde birazcık zor olacak ama şu şekilde, evet, aracın içerisine geçtim. Bu şekilde bir ortam beni karşılıyor. Oturuş pozisyonum gerçekten hani alışılmışın dışında, çünkü süper spor otomobile yakışır şekilde aynı bir yarış aracı gibi bir oturma pozisyonuna sahip ve doğrudan aslında ayaklarım da karşıya bakıyor ve gaz ve fren de yine aynı şekilde doğrudan karşıya bakıyor. Koltuğun herhangi bir ileri geri ayarı olmadığını da belirteyim bu arada. Sadece bu koltuğun pozisyonunu şu şekilde dikliğini ayarlayabiliyorsunuz. Önümde bulunan ipi çektiğimde bu şekilde koltuğun pozisyonunu ayarlayabiliyoruz ama hani ileri geri bir ayarlama söz konusu değil. Direksiyon gerçekten çok hoş. Üzerinde yani kadife diyebileceğimiz detaylar var. Bununla birlikte yuvarlatılmış bir dikdörtgen tasarıma sahip. Aracın içerisinde aslında dikkatinizi dağıtabilecek hiçbir detay yok. Yani bir ekran yok, multimedya sistemi yok ve bunun da aslında sebebi inanılmaz güçlü bir araç. 0-100'ü 2,5 saniye. Hem gereksiz aslında ağırlıklardan kurtuluyor hem de bu tarz bir otomobilde zaten bir ekrana ihtiyaç duyacağınızı zannetmiyorum. Ön tarafta bir dijital gösterge panelimiz var. Dikdörtgen, biraz ufak. Tam olarak bu direksiyonun ortasından ben burada hızımı, sürüşle alakalı diğer bilgileri vesaire görebiliyorum. Direksiyonun üzerinde de burada arkada kocaman 2 tane vites kolumuz var. Vites seçicimiz var. Bunun dışında farklı tuşlarımız var. Muhtemelen sürüş modları arasında geçiş yapmak için kullanılacak. Onun dışında burada yine karbon fiber materyaller. Burada da dediğim gibi kadife güzel bir kaplama direksiyonun birçok bölgesinde bulunuyor. Ve şu anda araç çalışmıyor olsa bile bu aracın içerisine bindiğimde gerçekten kendimi bir yarış pilotu gibi hissettim. Gerçekten araç öyle bir havaya sokuyor. Bununla birlikte burada bir start stop tuşumuz var. Burada bir tuş daha yer alıyor ve herhangi bir aslında depolama alanı yok. Bu araçla alakalı ilginç ama tabii ki normal detaylardan bir tanesi de herhangi bir bagaj veya saklama alanının olmaması. Sadece burada telefonunuzu ve diğer eşyalarınızı koyabileceğiniz şekilde bu start stop tuşunun altında böyle güzel bir bölme var. Bu araçta herhangi bir eşyanızı koyabileceğiniz bir bölüm yok. Torpido da dahil, kapıların yanında vesaire hiçbir saklama alanı yok. Direksiyonda kullanılan bu kadife yapı aslında koltukta da var. Yani koltuklar hem yine burada karbon fiber, çok hafif ince koltuklar var ama üzerindeki döşeme hem çok rahat hem de güzel bir hissiyatı bulunuyor. Genel olarak aracın iç tasarımı gerçekten inanılmaz. Videonun başına bahsettiğim Aston Martin Valkyrie modeli çok daha pist odaklı ve daha da pahalı bir otomobil aslında. Onun dinamikleri gerçekten daha ilginç. Burada çok daha yukarı doğru uzanan hava çıkışları var vesaire. Yani o otomobili aslında dışarıda kullanmak gerçekten mümkün değil ama Valhalla gerçekten dışarıda günlük kullanabilecek bir otomobil olmayı hedefliyor. Ve şu anda aslında yanımda gördüğünüz otomobil seri üretim versiyonu değil. Bu araç 2024'te seri üretim bandından çıkacak ve piyasaya sunulacak ve 999 adet satılacak tüm dünya genelinde. Yani bu araçtan toplamda 999 tane piyasada olacak ve 2024'ün sonlarına doğru ülkemize de bu otomobili göreceğiz. Bu arada biraz önce bahsetmeyi unuttuğum bir detay, bu araç aslında plug-in hibrit bir otomobil. Yani içerisinde 4 litrelik bir V8 motoru var ama onun dışında şarj edilebilir bir hibrit bu araç ve hibrit motoruyla birlikte aslında 10-15 kilometrelik bir kullanım menzili sunabiliyor. Bu da aslında şehir içerisinde geri giderken, manevra yaparken vesaire kullanılabiliyor ve bu araçla alakalı ilginç bir detay, normalde geri vites özelliği yok. Aracın şanzımanında geri vites özelliği bulunmuyor. Geri gideceğiniz zaman bu elektrik özelliğini kullanabiliyorsunuz. Genel olarak aracın detayları bu şekilde. Evet, Aston Martin Valhalla ile alakalı benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Araç tabii ki özellik anlamında inanılmaz ama bu tasarımına ben bayıldım. Yani her detayıyla, sunduğu her özelliğiyle birlikte benim gerçekten hayran kaldığım bir otomobil oldu. Peki siz Aston Martin Valhalla modelini nasıl buldunuz? Sunduğu özelliklerle alakalı ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Genel olarak bahsedebileceklerim bunlar. Bu aracı görme ve videosunu çekme imkanı sağladığı için de Aston Martin Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.